Arkadaşlar merhabalar, Boğaç ben. Hoş geldiniz. Şimdi tekrardan başka bir doğayla birlikte taş arama serüvenini paylaşacağım sizinle. Neydi canım burası? Çamardı. Çamardı'da bir yer bulduk. Bakalım şansımıza bir şey çıkacak mı? Bu sefer eşim bana yardımcı oluyor. Bakalım. Şuradan başlayalım. Şöyle bakalım buradan ne var ne yok. Özellikle agat bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz agatın özelliği ışık geçirmesi ve bantlı olması. Su kenarı olduğu için büyük ihtimalle bir iki tane şanslıysak buradan agat çıkar gibi geliyor. Ama böyle bakmamız gerekiyor. Evet, şöyle bakalım, başlayalım. Oo, bakın şunun güzelliğine mi bakın. Normalde ben bunu dışarıda görsem jasper diye alırdım. Bakın kırmızılıklar. Şuradan bir sanki parçalı jasper gibi bu. Hadi bir tane başlangıç için şans olsun. Parçalı jasper diyelim buna. Biliyorsunuz jasper'a karşı inanılmaz bir merakım var benim. Dolayısıyla gördüğüm zaman bırakamıyorum. Devam edelim şuradan. Keşke daha hazırlıklı gelseymişiz, terlik falan alsaymışız keşke ya. Çok büyük bir aslında hata oldu ama ne yapalım. Biliyorsunuz diğer bir favori taş benim için yeşim taşı. Özellikle nefrit. Onlardan bir tanesine benziyor. Nasıl? Taşlar sülüklü. Sülüklü? Bazılarının altına sülüklü. Evet. Şu taş da bakın, güzelliğine bakın taşın. Bu da normalde jasper gibi duruyor. Hatta hair jasper dedikleri. Ama özellikle bakın renk geçişleri çok güzel bu taşın. Şurada bir kuvars geçişi var. Kırmızı aynı zamanda üzerinde ve çizgili olması hatta. Bir daha bakalım. Aynen öyle. Bu büyük ihtimalle bakın katmanlar olduğu için kambala jasper'a dönebilir. Hair jasper'a dönebilir ama bu da müthiş bir taş. Bunu da alalım. Evet. Belki bir dakika. Evet. Evet, işte burada. Buyurun. Hemen bakalım. Agat mı değil mi yoksa daha kristal gibi duruyor. Ama agat da olabilir. Bakın bunda işte güzel bir ders olsun bu. Işık geçirdiği zaten belli arkadaşlar. Ama agat olması için bunun içinde aynı zamanda su banklarını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun içinde ben bir su bandı görebiliyor muyum? Göremiyorum. Dolayısıyla bu büyük ihtimalle daha kristali. Ama o da çok makbul bir taş. Ama biz agat peşindeyiz. Bunu başkalarına hediye ediyoruz. Dolayısıyla. Başka. Başka ne olabilir? Evet. Klasik bir jasper. Kırmızı kahverengi tonlarında. Ahmet, bakın, şunu alın mı lan? Bakın, süt kuvars dediğimiz, bu da ışık geçiriyor arkadaşlar. Bu süt kuvars. Bunu biliyorsunuz, videolarını çekmiştim ben size. Agat mı diye bir bakalım. Hayır ama süt kuvars, bu da güzel bir taş. Bunu da zımparayla açtığınız zaman pırıl pırıl olur. Bunu da hediye ediyoruz. Evet.
tipi var senin şu an bu. Evet. Abi ama. Aynen öyle. Abi burada yakıt çıkar mı? Çok zor. Yakıt. Harika bir cesim bir türlü daha bakın. Ya çok güzel taşlar. Aa şey var. Parçalı cesfire benziyor. Ama ben ilk defa bunun katmanlı ve moğlusunu görüyorum. Dolayısıyla şu ikisi, evet, bu da bir cesfir türü ama bundan bir tane aldığım için bırakıyorum. Bu çok ilgimi çekti çünkü kahverengi ve mor geçişi var. Ama bu büyük ihtimalle yeşil üzerine olursa eğer, aynen yeşil üzerine. Bunu da tutuyoruz. Dolayısıyla bu da güzel bir taş. Evet. Aslında agat bakıyoruz ama bir tane hemen eşim gösterdi. Bakalım. Evet. O kristalymiş. Abi. Bu bir kuvars. Ama agat mı değil mi? İşte buradan bakması çok zor ama bunu cep telefonu ışığıyla baktığımızda ışık geçirir mesela. Ama dediğim gibi önemli olan bunun çok farklı tonlarda bantlı olması. Dolayısıyla bu da büyük ihtimalle süt kuvars çıkacak. Onu da hediye olarak bırakıyoruz. Hala agat peşindeyiz. Bir agat bulamadık. Zaten agatı bulursak arkadaşlar farkı anlayacaksınız. Çok bariz bir farkı var agatların. Cam gibi olur. Yani böyle süt kuvars gibi mat değil, cam gibi olur. Mesela şurada bir şey gördüm. Evet. Deneyelim. Bu da daha kristal. Maalesef yine bir agat değil. Onu da bırakalım. Bunları ışık altında çok güzel süs yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz eğer alırsanız harika olur. Evet. Cep telefonun var mı? Var abi. Cep telefonu ışığını aç. Bak şimdi hemen. Benim şeyim açık. Aynen. O ışığı böyle üzerine koy, anlayacaksın dediğimi. Tamam abi. Bilgi paylaşmaya devam. Sürekli bilgi paylaşmaya devam. Biraz daha bakalım. Çok da eşimi de yormak istemiyorum arkadaşlar ama fakat tabii zor. Zor bir taş. Taşa bakar mısın? Şu taşın güzelliğine bak. Bir de burada da cep telefonu şu tutacağım. Gel beraber bakalım. Mükemmel bir taş. Ama amaç bu değil tabii. O yüzden devam. Bak bakayım. Hah gördün mü? Evet. Biraz daha devam edelim. Biraz daha devam edip bitirelim değil mi? Çok mu uzadı? Tamam. Biraz daha bakalım buralara. Dışarıda yüzünde gözüktüğü gibi değil. Evet evet. Bu da bir kasit gibi geliyor. Ha bunları diyorsun sen. Arkadaşlar bakın bazı taşlarda burada beni uyardılar sülük var diye görüyor musunuz? Çok ilginç. Şu. Aynen. Olabilir doğada her şey çıkabilir. Hiç önemli değil. Biraz daha şansımızı zorlayalım. Bakalım karşımıza bir agat çıkacak mı? Evet öyle aynen hobi olarak bakıyorum. Bu tarafa doğru gitmek. Şöyle bir geldiğimiz yere doğru geri dönelim. Orada bitirelim. Buradan bir şey maalesef çıkmayacak bak, gibi. Bak telefonu bakar mısınız? Bu picture jasper dediklerinden ama hatırlıyorsunuz ben size anlatmıştım siyahlı kısmını. Ama bunun böyle kırmızılı ve böyle gül gibi resmi onu ilk defa görüyorum. O zaman bunu da tutuyoruz. Bunlar da evet. Hızlı devam edelim şöyle. Güzel. Agat var mı?
Aa bu ne? Taşlık bu. Bu da çok güzel bir taşlık. Ama ışık kaçırmaz o. Kemik gibi. Onu biraz daha böyle zımpara kağıdı açarsan kemik gibi güzelleşir. Marangoza gibi zımpara kağıdı var. Aynen. Zımpara kağıdı açabilirsiniz onları gençler. Baba şu kuvvetine bak. Işık tutma nasıl olacak? Bak. Baksana bak. Şu kuvvetine bak bak. Işık tutma olmuş hali çok değişik. Bakın zıparlı yeni. Yakup burada çok zor. Ağzını sordum. Evet. Arkadaşlar valla jasperleri topluyorum söylemeden. Çünkü acayip güzel jasperlar var burada. Agat maalesef daha gözümüze çarpmadı. Dediğim gibi zaten su olduğu için Agat'ı görsek orada cam gibi gösterecek kendini ama kolay bir şey değil tabii ona hemen denk geldi. Şöyle bitirelim şu tarafa doğru bitirelim yavaş yavaş. Valla şöyle mi şanssız gerçekten? Arkadaşlar son bir tane taş gösteriyorum ve maalesef Agat bulamadık ama en azından yine denemiş olduk. Harika jasperlar çıktı karşımıza. Aa evet. Oo. Eyvah eyvah. Bu nasıl bir şeymiş böyle bakmamız gerekiyor. Eğer yosun değilse yeşil kristal çok makbul bir kristaldir. Üzerindeki yosun değilse. Arkadaşlar bir tekrar ışığı açsanıza. Ben açayım abi sen. Aç sen aç. Aynen. Bakalım test yapacağız arkadaşlar. Yosun mu yoksa kendi yeşil mi? Şöyle bir tarafa. Ters çevir. Öyle. Şöyle. Çok kolay. Evet. Orada gireli bir çocuk gördün mü? İşte yosun, yosun yeşili. Ama gene de bunu bile temizleseniz bunun üzerinde yeşil kalabilir. Bunu hediye veriyoruz ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tamam.